Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün inanılmaz güzel bir tarifle karşınızdayım. Ben çok seviyorum. Gerçekten muhteşem. Yapımı da çok kolay ama görüntüsü var ya, saatlerce uğraşılmış gibi görünüyor. Böyle bir tart düşünün. Şöyle bir pasta gibi. İçinde elmalar ve böyle içinde puding. Vanilyalı bir puding. Ve bunun hepsinin beraber piştiğini, çıkarttığınızı ve onu böyle güzelce kestiğinizi hayal edin. İşte bunu yapacağız. Hem de o kadar kolay yapacağız ki hazır puding de yapıyoruz. Hemen şipşak, bayılacaksınız. Hadi yapımına başlayalım. 1 su bardağı şeker, yani 180 gram şeker öncelikle karıştırma kabıma alıyorum. İçerisine de 2 adet yumurtayı koyuyorum. Şeker eriyene kadar bir güzel çırpıyorum. ...170 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin kullanacağız. Onları da şöyle yumurtalı şekerli karışımıma koyuyorum. Ve krema kıvamına gelene kadar bir güzel onu da çırpıyorum. Gram yani 4 su bardağı un ilave edeceğim. Ama böyle 3,5 su bardağı kadarını koyalım, yarım su bardağını ayıralım. Çünkü yağ oranı, yumurtanın büyüklüğü her zaman farklılık gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş unu ekleyelim. Şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum unumu. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. İşte bakın harika yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi 28 santimlik bir kabı güzelce yağladım. Altına da yağlı kağıt kestim koydum onu da yağladım. Çıkması için her tarafını yağlamanız önemli. Şöyle hamuru bastırarak koyuyorum. Hepsini şöyle tabanına yerleştiriyorum. Kenarlara doğru taşıracağız bu hamuru. Yani böyle çukur bir şey elde edeceğiz. Aynen böyle kalıbın şeklini vermiş olacağız yani. Parmak uçlarımla bastırıyorum. Zaten tabanını bastırınca bu yanlar bakın dışa çıkıyorlar. Şöyle sonra kenardakileri de şöyle parmaklarımla bastırıyorum. Şöyle bir çukur oluşturuyorum. Yani içerisine çünkü iç harç dolacak. Şimdi bunu gayet güzel buzdolabına götürüyorum ve bir güzel soğuyor. Biz bu arada pudingimizi yapalım. 1 litre süte 2 paket hazır vanilyalı puding kullanıyorum. Yani süt oranı biraz düşüyor normal üzerinde yazanlardan. Şöyle 2 paket hazır vanilyalı pudingi koyuyorum ve bir güzel pudingi karıştırarak pişiriyorum. Bakın pudingler pişti. Şimdi bunu kenara alıyorum ılınması için. Biz bu arada elmalı harcımızı hazırlayalım. 5 tane orta boy elmam var. Onları şöyle güzelce soyuyorum ve küçük küçük keseceğim. Şöyle minik minik ince ince kesiyorum. İşte bakın hepsini minik minik kestim. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçın, bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Tarçın ve elma zaten ayrılmaz ikili. Buzdolabından aldığım hamurumun içerisine tarçınlı elmalı harcı da koydum mu? Of 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 yani şu anda bile çok güzel oldu. Ve ılınmış pudingi de üzerine döküyoruz. Ve şöyle düzleştiriyorum. Gerçekten katman katman bir tatlı ama hazırlaması çok kolay. Şimdi üzerine şöyle güzel bir kıtır yapalım istiyorum. Onun için de 60 gram tereyağı ya da margarini alıyorum. İçerisine de 1 su bardağı un koyuyorum. Bunu crumble'larda da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. Ve böyle kıtır kıtır böyle bir un kıvamına gelene kadar yoğuruyorum.
Bakın kum gibi bir harç elde ettim. Hemen oluyor zaten. Şimdi bunu da bu hazırlamış olduğum pudingin üzerine serpiyorum. Böyle kıtır kıtır ağza gelecek bu katmanda. Müthiş oluyor. Şöyle her tarafına bol bol koyalım. Ve 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişirelim. Kontrollü bir şekilde pişirin. Ve daha sonra bir gece en az buzdolabında dinlenecek. Ve sonra afiyetle yiyeceğiz. İşte harika tatlım hazır, bakar mısınız? Müthiş görünmüyor mu? Bir gün mutlaka buzdolabında bekletin. Çünkü keserken, yani bir cheesecake gibi düşünün. İyice kendini toparlaması çok önemli. Şöyle bir dilim alalım. Size o muhteşem içini göstermek istiyorum. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, harika bir tatlı. Of of of, bakar mısınız? Anlattığım kadar yok mu? Müthiş görünüyor. Lezzeti de inanılmaz. Altında kıtır kurabiye hamuru, tart hamuru, üzerinde harika tarçınlı elmalı harcı ve üzerinde pudingi, üstünde çıtır kaplaması ve şöyle bir çatal aldığınızda tüm bu lezzetleri ağzınızda hayal edin. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Umarım benim kadar seversiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer, ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.